Habertürk yazarı Çetin Erçetin'in Türkiye'nin terörle mücadelede yeni konseptini anlattığı dosya haberleri bugün Şırnak'la devam ediyoruz. Yeni konsepte göre terörü kaynağında yok etmek için mücadele veren Şırnak artık yatırımlarla, sporla, doğal güzellikleriyle gündeme gelmeye hazır. İzleyelim. Şırnak 90'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın en sık eylem yaptığı kentti. Terör örgütü halkı sokaklara çekmek üzere Cizre'de provokasyonlara zemin hazırladı. Şırnak ve Cizre'de o yıllarda çok kanlı olaylar yaşandı. Şırnak'ta, Cizre'de bölgede tarihi öneme sahip, tarih kitaplarında Cizre'nin Hazreti Nuh tarafından büyük tufan öncesinde kurulduğu, tufandan sonra Hazreti Nuh ve oğullarının yeniden inşa ettiği yazıyor. Şırnak'sa tarihçilerin ihtilaflarına rağmen Şehri Nuh olarak anılıyor. Efsaneye göre Nuh peygamber ve oğulları Cizre'nin kavurucu sıcaklarından kaçmak için Şırnak'ı kullanıyordu. Tarih ve coğrafya Şırnak ve Cizre'yi Botan Havzası'nda çok değerli kılıyor. 20 bin yıllık geçmişi olduğu düşünülen tufan efsanesi Şırnak ili sınırlarında bulunan Cudi Dağı'nda noktalandığından bütün dünya halklarının ikinci beşiğinin Şırnak ve Cizre olduğu düşünülüyor. Gerek lojistik, gerek tarihi referansla terör örgütü PKK'da 40 yıl süresince Şırnak ve Cizre kent merkezlerini kontrol altına almaya çalıştı. Çalıştı ama güvenlik güçlerimiz Nuh peygamberle adı özdeşleşmiş, kutsal görülen bu toprakları yüzlerce şehit vermesine rağmen asla eli kanlı teröristlere teslim etmedi. Şırnak artık son 40 yılın en huzurlu günlerini yaşıyor. Terörü kaynağında bitirmeyi amaçlayan yeni mücadele konsepti gereğince Irak ve Suriye ile sınır olan bu bölgede tüm devlet kurumları ortak çalışıyor. Bu sayede terör örgütü unsurları artık sınırların öte tarafına çekildi. Örgütün Haftanin, Sınat bölgesindeki kamplarından Türkiye'ye girmek için kullandığı Şırnak Dağları artık yuva olmaktan çıkmış durumda. Terörle mücadelede artık çok farklı bir formattayız. Bir taraftan küçük timler halinde jandarma birlikleri sahada geçiyor. Diğer taraftan ise hem İHA var hem SİHA var. Bir taraftan da jandarmaya bağlı helikopterler devamlı dağları denetliyor. Yani bu dağlardan da teröristler sökülüp atılıncaya kadar terörle mücadele devam edecek. Örgütün geçiş için kullandığı Cudi, Gabar, Besler Dereler, Namazdağ, Beytüşebap, Uludere, Faraşin gibi 19 nokta artık 24 saat gözlem altında ve Mehmetçik küçük timler halinde geziyor. Şırnak kırsal bölgesinin güvenliğini sağlayan Çakır Söğüt Jandarma Özel Harekat Taburu'nun operasyonel hazırlığı için bölgedeyiz. Her gün 24 saat esasına göre araziye çıkan Çakır Söğütlü jandarma timleri bu dağları karış karış biliyor. Tek bir ayak izi dahi gözlerden kaçmıyor. Zırhlı araçlarla bölgeye intikal eden ve gün içinde sahaya küçük gruplar halinde yayılan timlerin elleri tetikte ve pür dikkat. Bölgede karşılaşılabilecek her soruna yerinde ve anında müdahaleye hazır. Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndayız. Birazdan Besler Dereler bölgesinde arama inceleme faaliyetlerinde bulunmak üzere Kayılar taburuyla beraber bölgeye intikal edeceğiz. Onlar bölgede terörle mücadelede en etkin güç olarak biliniyor. Bölgenin önemini ve koşullarını kıdemli albay Cengiz Dal Habertürk'e anlattı. İHA'ların devreye girmesiyle beraber teröristler artık gruplar halinde bir araya gelemiyorlar. Dolayısıyla en fazla 2 kişi, 3 kişi ve sürekli sığınaklarında gizlenme yöntemiyle veya uzaktan EYP döşeme, uzaktan kumandayla EYP'li patlatma yöntemiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Varlık göstermeye çalışıyorlar ama artık bu ülkede barınma imkanları, yaşama imkanları yok. Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan bölgede güvenin tesis edildiğini söyledi. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok şükür geçmişe oranla hem alan hakimiyetinin sağlanması
ve geçmişte yoğun mücadeleler vermiş olduğumuz noktalara yerleşik hale gelinmesi ve buraların adeta huzur noktaları haline gelmesi hepimizi ziyadesiyle sevindiriyor. Ve buraya gençlerimiz geliyor, çocuklarımız geliyor, vatandaşlarımız geliyor. Hemen Namazdağı üst bölgesinin alt tarafında çok güzel bağlarımız var. Mehmetçik bölgedeki en ufak hareketliliğe hemen karşılık veriyor. Güvenlik güçleri İHA ve SİHA'lardan elde edilen görüntüler ve sahadan gelen istihbaratla bölgeyi 24 saat kesintisiz izliyor. Namazdağ, Besler Dereler, Gabar ve Cudi'yi aynı anda gören bölgedeki en stratejik nokta. Bu bölgede örgütün tam 9 lojistik ve stratejik geçiş bölgesi bulunuyordu ve kontrolü kolay bir yer değildi. Örgütün Botan bölgesi olarak tanımladığı yerde artık tam hakimiyet var. Ve artık çatışmalarla anılan Şırnak pozitif haberlerle gündeme geliyor. Mesela Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda geçen yıllarda ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi. Valilik yamaç paraşütünde Şırnak'ın merkez üssü olması için çalışıyor. Bir dönem teröristlerin geçiş noktasıydı bu bölge. Ve ardından silah sesleriyle şehir bir korku iklimi içerisindeydi. Şimdi ise bir taraftan doğa sporları, bir taraftan yamaç paraşütüyle kentin iklimi çok farklı bir noktaya evrilmiş durumda. Güven ve huzur ortamıyla Şırnak'tan göçü önleyen yatırımlar da başlamış durumda. Yatırımlar için her türlü kolaylık sağlanıyor. Örneğin Şırnak'ta 3 girişimcinin Silopi ilçesindeki Kosket desteğiyle kurdukları tekstil fabrikası çoğu kadın olmak üzere 300 kişiye ekmek kapısı oldu. İşkur tarafından verilen mesleki eğitimle istihdama kavuşanların da bulunduğu fabrika batıya göçü önledi. Şimdi ikinci bir fabrika için kollar sıvandı. 1000 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası daha açılmak üzere. İlk defa Şırnak İl Merkezi'nde bu şekilde derli toplu üretime yönelik tekstil gibi önemli bir faaliyet alanında, üretim faaliyeti alanında bir yatırım hayata geçmiş oluyor. Ben inanıyorum ki bu diğer yatırımlara da ilham kaynağı teşkil edecek. Şırnaklı çocuklar da sporun her branşında kendilerini göstermek istiyor. Ciner grubun sponsorluğunda çalışmalarına devam eden Şırnaklı çocuklar her koşulda spor diyor. İstanbul yolculuğu başladı bizim açımızdan. Orada hayran olduğumuz yani ünlü futbolcularla tanıştık. Kuarajma gibi, Vesasarı gibi futbolcularla antrenmana yaptık. Oradan da İspanya yolculuğu başladı. Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi Şırnak takımı geçen yıl düzenlenen ve 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katıldığı Costa Brava turnuvasında 13 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Tenis kortları ise Şırnak'a farklı bir renk katıyor. Vali ve eşi de haftada 3 gün bu kortta gençlerle bir araya geliyor. Silah sesleri, çatışmalar ve en kötüsü daha kaçırılan gençler. Şırnak bunlarla anılıyordu. Şimdi artık iklim değişti. Spor faaliyetlerinin tamamında kendilerini göstermeye çalışan Şırnaklı gençler var. Ve dünyaya şu mesajı veriyorlar. Biz de varız ve Şırnak'ta mutlaka yeni şampiyonlar çıkaracağız. Onların bu tesislerden daha fazla faydalanması ve bu tesislerin arttırmasıyla ilgili çalışmalar söz konusu. Şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bütün ilçelerimizde yüzme havuzlarının ihaleleri yapıldı. Stadyumlar yenileniyor, var olanlar gene elden geçiriliyor. Burada gördüğünüz gibi tenis kortlarımız var. Daha da bunların da sayısı artıyor. Türkiye'nin Irak'a açılan en önemli ticaret merkezi Cizre bölgenin gözdesi olmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimlerden önce Cizre ve Yüksekova'ya verdiği il olma sözü Cizreliler tarafından unutulmuş değil. Hani Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek. Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Çünkü şehircilik benim işim. Hayalimiz her zaman devam ediyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o sözü verdiyse kesinlikle o sözün yerine geleceğinden hiçbir şüphemiz yok. Biz de burada elimizden geleni kadar şehrimizi kalkındırmak için
yatırımlar yapmaya yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Devam eden yatırımlarımız da var. Şu anda Cizre'de çok güzel işte 5 yıldızlı oteller, AVM'ler falan yapılıyor. Cizreli iş adamları sözün gerçekleşmesi için sabırsızlanıyor. Cizre çünkü konum itibariyle de hem bizi Irak'a bağlayan, hem uluslararası ticaretin olduğu, hem İpek yolu ticaretinin geçtiği, bizi Doğu Musul'a, Musul'u Erbil'e bağlayan kadim bir şehir, ticaret merkezi, ihracatın bölgede yüksek oranda olduğu bir yer. İl olmasıyla beraber yatırımların artacağına inanıyorum. İstihdamın artacağına inanıyorum. Bölge iş adamlarımız da il olmanın verdiği güçle daha çok yatırım yapacağına inanıyorum. Yerel halk yıllar sonra huzur ve güven ortamına kavuşmaktan memnun. Mehmetçiğin vatan sevdası, yâri hasreti ise Namazdağ'ında, bağlamanın telinde, Bozdağ'ın sesinde. Bu yıl bu dağların karı erimez. Eser vadi savayın bozuk. Eser vadi savayın Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Bozulmuş aşiretin bozuk bozuk. Bozulmuş aşiretin bozuk bozuk. Yes.